Orhan Uğuroğlu, Yeni Çağ Gazetesi Halkın malının gaspıyla Erdoğan ve şeffaf devlet. CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na yaptığı başvuruyla hazırladığı soruların Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhasaki tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını, Anayasanın 98. Türkiye Büyük Millet Meclisi İç Düzüğü'nün 96. maddesi gereğince 23 Ocak 2024'te talep etti. Anayasa'nın 98. maddesi şöyle. Yazılı soru yazılı olarak en geç 15 gün içinde cevaplanmak üzere milletvekillerinin Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlara yazılı olarak soru sormalarından ibarettir. Peki, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi diyerek milleti kandırdıkları tek adam rejiminde icraatın başı kim? Anayasa'nın 104. maddesi özetle şöyle Yürütme etkisi Cumhurbaşkanı'na aittir. Anayasanın uygulanmasını, devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını temin eder. Cumhurbaşkanı yardımcıları ile bakanları atar ve görevlerine son verir. Üst kademe kamu yöneticilerini atar, görevlerine son verir ve bunların atamalarına ilişkin usul ve esasları Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenler. Soru şu. CHP milletvekili neden yürütme yetkisinin sorumlusu yani icraatın başı Cumhurbaşkanı'na değil de seçilmiş değil atanmış bir bakana soru sorar? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurt dışı gezisi nedeniyle vekalet vermedikçe atanmış Cumhurbaşkanı yardımcısının bile yürütme yetkisi yoktur. Bu sistemi kuran da Erdoğan'dır. Bu durumda ben milletvekili olsam direkt sorularımı doğrudan Cumhurbaşkanı'na sorarım. CHP milletvekili Seyit Torun çok çarpıcı soruları gündeme getirdi. Bana gönderdiği e-posta içeriği ve soruları şöyle. 31 Mart 2024 mahalle idareler seçimlerine yaklaşık 2 ay kala AKP'li belediye başkanlarının ve kayyumların yönettiği belediyeler çok sayıda taşınmaz satışa çıkartılmıştır. İstanbul Kağıthane, Tuzla ve Pendik belediyeleri, Ordu Büyükşehir Belediyesi, Samsun Tekkeköy Belediyesi Isparta Belediyesi, Kocaeli Gebze Belediyesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Afyon Karahisar Belediyesi, Kayseri Talas Belediyesi, İzmir Menemen Belediyesi ve Kayyum yönetimindeki Van Büyükşehir Belediyesi son bir ay içerisinde satış ilanları yayınlamışlardır. Belediyelerin satışa sunduğu araziler kamuya yani halka aittir arazilerin kamu yararı dışında herhangi bir amaçla kullanılması veya satışa çıkarılması halkın malının gaspı anlamına gelmektedir. Bu bağlamda 1. Yukarıda isimleri sayılan belediyelerin son 2 ay içerisinde satışa çıkarttığı belediye arazilerini ve bu arazilerin satış bedellerini açıklar mısınız? Söz konusu arazilerin raiç bedellerini açıklar mısınız? 2. Söz konusu belediyelerin güncel boşluluk durumlarını açıklar mısınız? 3. Son iki ay içerisinde satışa çıkartılan belediye arazilerinden elde edilecek gelirlerin harcanacağı proje ve çalışmaları açıklar mısınız? 4. 2014 ve 2019 yıllarında Ocak ve Şubat aylarında Türkiye genelinde arazi satışı gerçekleştiren belediyeleri ve satışa çıkartılan arazilerin boyutlarıyla satış bedellerini açıklar mısınız? Önce Seyit Torun'a Erdoğan'ın 18 Kasım 2019'daki sözlerini anımsatayım. Hikmeti hükümet dediğimiz yaptıkları sorgulanmayan kerameti kendinden devlet yönetimi artık geride kalmıştır. Bunun yerine hukuka ve insan haklarına dayalı güvenilir ve şeffaf devlet yönetimi genel kabul haline gelmiştir. Ve Seyit toruna yaptıkları sorgulanan şeffaf devlet ilkelerine bağlı olan cumhurbaşkanına şu soruları da lütfen sorar mısın? 1. AKP'li belediyeler 2002-2024 dönemlerinde damatları da dahil Erdoğan ailesinin vakıflarına aynı ve nakdi ne kadar yardım yaptılar? 2. 2002-2024 döneminde damatları da dahil Erdoğan ailesinin vakıflarına devletin kurum ve kuruluşları, devlet bankalarıyla bağlı şirketleri aynı ve nakdi ne kadar yardım yaptılar? 3. Erdoğan ailesinin damatları da dahil vakıflarının yurt içi ve yurt dışındaki mal varlıkları ve nakit paraları ne kadar?